Herkese yeni bir sabahtan günaydınlar arkadaşlar. Ben az önce Zeyd Mirza'yı öğle uykusuna yatırdım. Saat şu an tam 12 ve ben gördüğünüz gibi kendime şöyle bir tabak hazırladım. Kahvaltımı yapacağım. Ve artık gerçekten daha bilinçli besleniyorum. Çünkü biliyorsunuz demir eksikliğim ve vitamin eksikliğim var. O yüzden her gün mutlaka kayısı yiyorum, kuru üzüm yiyorum ve yumurta artık ekledim kahvaltılarıma. Normalde yumurtayı pek yemezdim ama artık yiyeceğim. Çünkü sağlığım daha önemli. O yüzden şöyle bir tabak hazırladım. Hani yumurtayı sevmiyorum değil ama genelde bilmiyorum yapmazdım yani öyle haşlamazdım pek kendime. Böyle bir dilimde ekmek koydum bu şekilde şimdi yiyeceğim. Bu arada kahveyi de aç karnımla içmeyi bıraktım. Artık hani canım isterse akşamları içeceğim. Daha iyi olur bence. Çünkü hani sabahları hapımı falan alıyorum. Öyle daha iyi olur. Böyle o zaman ben kahvaltımı yapayım. Sonra tekrardan açacağım. Şu halime bir bakar mısınız? Kahvaltımı yaptım. Sonra mutfağımı toparladım ve oluşum uyandı. Yani sadece 50 dakika uyudu. Şu an ama yatağından çıkarmıyorum. Belki tekrardan uykuya dalar ümidiyle bekliyorum. Ama sanmıyorum. Her neyse. Kargo geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ne diye soracak olursanız yeni resimler sipariş verdim. Aslında daha önce sipariş vermiştim. Maalesef ki yanlış boy sipariş vermiştim. Ve bunlar bir senedir asılı. Hani tamam çok güzel resimler ama sıkıldım artık. Yani ev turu çekmeden resimlerimi değiştiriyorum resmen. Şimdi yeni resimleri çıkartacağım sizlerle birlikte ve hemen çerçeveye yerleştireceğim. Bu arada normalde ilk sipariş ettiğim resimler çok daha içime sinmişti ama maalesef bu en büyük numara olduğu için poster yani yoktu. Ben de farklı bir tane yani iki tane farklı aldım. Onlar şimdi hep birlikte açalım. Öyle kameramı hemen sabitleyeyim ve bakalım nasıl resimler. Evet. Önce bence çerçeveleri indirelim arkadaşlar. Umarım beni net görüyorsunuzdur. Bunlar da bakın gerçekten kocaman. Şöyle. Tam ölçüsünü bilmiyorum ama 100 bir şey de neyse. Aha, zeytin sesi geldi. Uyumadı. Tahmin etmiştim zaten. Uyumaz. Bir kere uyandığını zor uykuya dalıyor. Ben onu en iyisi getireyim. Geldim oğlum geldim. Onu getireyim de şu yemek masasına oturtayım arkadaşlar. Saldırır mı yoksa? Resimlerime saldırır mı minik bey? Ama sen şimdi anneyi izlemek zorundasın, tamam mı? Çünkü bak anne ne yapıyor? Anne resimleri değiştirecek. Kameraya mı bakıyorsun? Mis kokulu, mis 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 mis. Hadi gel seni oturtturalım şuraya. Anne şey izle, tamam mı? Uslu. Hemen çıkartacağım şu resimleri, hadi gidin. Aferin oğluma. Aferin benim oğluşuma. Şimdi şunları bir çıkartalım. Hepsini teker teker açmam lazım. Şöyle. Bu arada aldığım sayfayı şu anlık söylemeyeceğim. Çünkü indirim kodum olacak sizler için. Onu bekliyorum. Birkaç güne indirim kodum gelmiş olur. O zaman tekrardan paylaşacağım. Hem sizler de indirim almış olursunuz. Çok güzel resimleri var gerçekten. YouTube'da umarım unutmam çünkü Instagram'a story olarak paylaşacağım. Instagram'da da beni takip edin. Kaçırmam arkadaşım. Akif.Rümeysa biliyorsunuz. Bu resimleri de tekrar kaldıracağım. Kötü olmasın çünkü yine sıkıldıkça değiştiririm diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım şimdiki resimler nasıl olacak? Aşkım, bak ne yapıyorum ben. Buraya da boyamışsın Zeyd Mirza. Halıyı. Tamam anne. Dur eline oyuncak vereyim sen. Bunlar da öyle dev kadar ki. Açana kadar var ya. Şöyle.
isimleri ve hiçbir şey olmaz inşallah. Ama ben bunları nasıl rollo haline getiririm? Dur Zeyd, sana bir oyuncak verelim. Dur anneşim. Ama yere atma, tamam mı? Yere atma, al. Şimdi yenilerini açacağız arkadaşlar. Çok heyecanlandım. Böyle ufak tefek değişiklikler insanı mutlu ediyor. Zeyd bak, anne ne yapıyor? Aa, bunlar da buraya koyardım tekrar. Değil mi oğlum? Neymiş bu böyle? Aa, neymiş bu? Neymiş bu acaba? Bu arada demir eksikliğinin en büyük nedeni, ay şey, adı neydi ya? Demir eksikliğinin en büyük yan etkilerinden birisi de hemencik nefes nefese kalmak. Ben de onu yaşıyorum. Bakın şu an hiçbir şey yapmadım ama nefes nefeseyim. Bu demir eksikliğinden kaynaklanıyormuş ve ben bunu yeni öğrendim. Neyse kız, nasıl çıkacak Allah? Tırstım şu an. Biraz... Ay hay, bismillah. Wow, Zeyd Mirza bak. Çok güzel. Arkadaşlar bakın. Çok güzel değil mi? Bir tanesi öyle. Bir tanesi de böyle. Bayıldım gerçekten. Bu şimdi hangi tarafa? Şöyle düzelim. Aynen. Dur aşkım. Gördün mü? Posteri gördün mü? Çok büyük. Çok güzelmiş değil mi? Zeyd. Şu an onu oturtturdum ya, o yüzden bağırıyor. Artık hiçbir şekilde oturmayı sevmiyor. Gelip dağıtacak hediyede. Ama anneciğim gerçekten şu an tehlikeli yani. Bir dakika bekle, iki dakika. Hemen geldim. Şöyle anne taksın. Wow, oğlum bu resimleri sen mi seçtin? Ne kadar zevklisin. Diğer resimlerim de çok güzel ama böyle değişiklik olsun dedim. Durun, hangi taraftan? Aa, yanlış taktım. Yanlış taktım, şu şurayı verecekti. Neyse böyle takayım. Aslında fark etmiyor. İki türlü de takabilirim. Böyle takacaktım ama şeyi aşağıda kaldı. Bir bakayım. İşte böyle, şu anda böyle taktım. Hoşuma gitmedi. Boşuna nefes nefese kaldım. Şunu değiştireceğim tekrar. Oğlum kızma sakın, annenin hatası. Senin hiçbir hatan yok. Tamam mı? Dur aşkım. Bak anne şu an hızlı yaptım. Hızlı yaptım. Aa, şöyle çevirmemiz lazım. Keşke önce dikkat etseydik değil mi? Tamam anne. Çocukla bir şey yapmak o kadar zor ki hiçbir şey yetişemiyorum sanki. Şimdi oldu. Durun, takacağım hemen. Kız. Wow, çok güzel oldu. Zeyd, çok güzel oldu anneciğim.
Hemen şunu da takalım, tamam mı? Şunu ama kontrol edeyim, yanlış takmıyorum mi? Bakalım. Öyle miydi kız? Neyse. Şöyle takıverelim. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Ben çok sevdim. Bakın, çok güzel oldu resimlerim. Bayıldım gerçekten. Aşırı güzel duruyor. Bu tür resimler zaten çok moda tarz. Şöyle. Tabii şuradaki karmaşaya bakmayın. Onlar normalde orada değil. İşte bebekli olunca her bir şeyi bir köşeye sıkıştırmaya bakıyoruz. Her neyse. Çok güzel oldu bence. Siz ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlara yazın. Bu arada indirim kodumu da paylaşacağım. Mutlaka takipte kalın. Sanırım ayın 8'inde veya 9'unda falan indirim kodum gelmiş olur. Böyle. Çok güzel oldu. Ve bu minik de indi. Muradına erdi. Değil mi? Annem. Vallahi şimdi işte... Şuraları biraz toparlayayım diyeceğim ama ben topluyorum, o döküyor. İnanır mısınız yani? Şurada da hiçbir süsüm kalmadı. Annem, dışarı çıkalım mı? Bu arada arkadaşlar, bir saniye telefonu bir şuraya koyayım, size bir şey anlatmam lazım. Yerleştirelim. Şey, paketim de geldi. Pampas. Bunu da yerleştireceğim. Size bir konu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten dün o kadar sinirlendim ki arkadaşlar. Biliyorsunuz ki biz Türkiye biletlerimizi, otelimizi, her şeyi ayarladık. Ve bizim Türkiye uçuşumuz Viyana'dan Kayseri'ye iptal olmuş. Ve bana hiçbir şekilde ne mail geldi, ne bir arama geldi, hiçbir şey. Gerçekten size nereden anladım biliyor musunuz? Para hesabıma geri atmış. Ben de dedim ki Allah Allah, ne oluyor? Hani 2 hafta önce aldık biletleri, neden şimdi parası bana geri yollamışlar? Sonra bir sitelerine gireyim dedim. İşte kendi mailimi falan verdim. Bir baktım ki Flug Storniert yazıyor. Yani uçuşumuz iptal edilmiş. Gerçekten çok şok oldum. İlk defa başıma geliyor bu arada. Sonra hemen aradım orayı. Ve adam bana diyor ki sistem hatası, maalesef elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ben dedim nasıl yani, ben hani biletimi aldım ettim, nasıl olur da iptal edilir, hani bana hiçbir şekilde hiçbir şey gelmedi. Sürekli dedi ben bir şey yapamam dedi, yani gerçekten hiç ilgilenmedi doğru düzgün. Ben de dedim ki hani şimdi fiyat daha yükseldiyse o zaman ben ne yapabilirim dedim yani. Sonuçta ben onu aldım o zaman. Her neyse, kapattık telefonu, fazla uzatmadım. Ve bugün de gidip Rize Büro'dan, yani seyahat şirketinden, inşallah doğru demişimdir. İşte o şirketten hani uçak aldı, otelleri aldığımız o şey yerden direkt uçuş fiyatlarını da soracağım. Onu çünkü önceden yapmıştım. Eğer önceden yapmasaydım direkt otelle birlikte yapardık ama uçuşları önceden yaptık. Oteli de sonradan yaptığımız için ayrı ayrı oldu. O yüzden gidip bugün mutlaka biletleri soruşturmam lazım. Yani artık ne kadar olursa olsun mecbur alacağız biletleri. Çünkü hani ne bileyim, bir şey olur da bilet kalmaz, yer kalmaz, korkuyorum. O yüzden bugün hemen çıkıp ilk o işimi halledeceğim. Gerçekten çok sinir oldum yani. Çok saçma, insan bir haber eder en azından, yani bir nedenini söyler değil mi? Bu da hakkımız diye düşünüyorum. Böyle. Bu arada şeyden aldım. Normalde hep aynı yerden alıyorum şey biletleri ama ilk defa böyle oldu. Ama servisin adı My Trip yani. Sizin de eğer bu şirkette veya başka bir şirkette başınıza geldiyse bu olay, yorumlara yazın, merak ediyorum neden diye. Böyle. Neyse, size de anlatmak istedim. Şimdi ben biraz oluşumla ilgileneyim, sonra zaten hemen çıkmamız lazım. Gidip bileti halledeyim. Yine ufak tefek işler işte, her zamanki gibi. Canlar, unutmadan sizlere yeni kolyemi göstermek istiyorum. Çok güzel. Bu markayı biliyorsunuzdur. Saatlerim hep bu markadan. Ve bu marka şu an bir kolye çıkardı. Bakın size göstereceğim. O kadar güzel ki. Bugün hemen takacağım. Açabilirsem. O kadar kaliteli yapmışlar ki. Bakın hemen şöyle ışığı yanıyor. Ama şu an ışıktan bekleyin bir. Şöyle göstereyim. Çok zarif, çok güzel bir kolye.
Bayıldım gerçekten ve kutusuna ayrı bir bayıldım ya. Bu nasıl güzel yapmışlar böyle. Kutusu gerçekten çok kaliteli falan. Saat de çok güzel. Dediğim gibi BAKA'dan ve isterseniz sizler de bir göz atın. İndirim kodum zaten her zaman geçerli. Hem saatlere hem kolyelere yani her şeye. Akif.Rümeysa ile %20 indirim alabilirsiniz. Çok güzel. Ama şu an netlemiyor maalesef. Artık taktığımda daha net bir şekilde görürsünüz. Evet, ben hızlıca giyindim arkadaşlar. Zeyd Mirza ile giydirdim. Dışarıda bugün bayağı sıcak. 29 derece olması lazım. O yüzden Zeyd'e kısa kol ve kısa şort giydirdim. Şimdi evden çıkıyorum. Hemen bir bilet işlerini halletmem lazım. Vakit kaybetmemem lazım. Bir de birkaç telefon görüşmem var. Onları da bayağıdır erteliyorum işle ilgili. Onları bir arayayım, konuşayım, geri döneyim. Ondan sonra zaten ne yaparız? Yani bu önemli şeyleri hallettikten sonra bir de gidip kendime U-Bahn için, trenler için kartımı uzatmam lazım. Normalde otomatikmen oluyordu ama bu sefer olmadı, bilmiyorum. O yüzden gidip yeni bir kart yaptıracağım. Onun dışında arkadaşımla Hatice ile buluşacağım. O da arada dışarı çıkıyormuş. Şimdi onunla da buluşuruz. Şöyle hızlıca kombin yaptım. Bu arada çok sıcaktı. O yüzden şu an böyle biraz başım dönmüş gibi oldu. Ama iyiyim. Suyumu falan içtim. Şimdi evden çıkacağım. Sizler de tabii ki benimle geliyorsunuz. Meraklı. Zeyd, nereye gidiyorsun? Gidiyoruz arkadaşlarım. Şöyle kombinimi göstereyim. Çok basic. Rahat. Böyle gitmeye hazırım. Bu arada bu sıcakta tabii ki makyaj yapmadım. Yeni saatimi taktım. Ağzımda da sakız var gördüm. Gidelim o zaman. Evet arkadaşlar, biz Hatice ile buluştuk. Aslında bayağı oluyor. Hemencik Travelingo'ya gittim. Orada otelimizi aldığımız yer. Gittim, hemen sağ olsun yardımcı oldu. Bileti aldık. Çok şükür bir değişiklik olmadı fiyatta. Bileti aldım. Sonra otelin açık kalan parasını da ödedim. Bundan da kurtulmuş oldum. Size Hatice'yi de göstereyim. Ayaz da burada. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine ufak bir işimiz var. Kağıt kürek işi. Onu halledelim. Vallahi bir bu işler bitsin, rahatlayacağım. Çünkü insanın üstünde yük olarak kalıyor yani. Havada çok sıcak, herkes dışarı çıkmış ya. Güzel, sonra parka etiyor, gideriz. Etiyor. Aynen. Zeyd'e bak. Zeyd de tam meraklı. Zeyd. Evet arkadaşlar, biz şimdi akşam yemeğimizi döner yiyeceğiz. Normalde et pek yemiyorum ama döner de şimdi güzel et olduğu için yiyelim dedik. Lavaş ekmeğiyle. Ateş güzel gelişiyor. Gider değil mi? Evet. Sağlıklı et. Zeyd de burada bread sesini kemiriyor. Bu o yedi, Ayaz bir de buna bak. Otum ağzına sokuyor, öyle yiyor. Bekliyoruz. Ve dönerlerin büyüklüğüne bakar mısınız? Ateşli. Bayağıdır yemedim. Bu Akif'in en sevdiği döner. Akif'in işte yerlisi. Aynen. Böyle. Bekliyoruz. Egal. Evet, bize afiyet olsun dürümümüz. Dürümümüzü aldık. Ayaz da burada yiyor. Ne kal? Sana ne oldu? Kirli. Ağzına bakıp hissetmiş. Yemeğimizi yedik. Böyle kısa bir önünden geçtik. Uğrayalım dedik böyle arkadaşlar. Olur. Kapalısın ya. Bakayım. Tatlı duruyor. Tam yazlık. Mesela şu Flida bir şey, şal, beyaz gömlek çok tatlı durur. Tam yazlık kombin. Alayım mı ki? Alayım. İçinde kalmasın, yanımda kalsın. Annen de var. Aa, bu da güzel. Annen de var. Geçelim. Bak bak. Güzel. Annem. Başka da yenilik yok herhalde. Dene dene. Yeşil de çok moda. Böyle gömlekler bende çok var. Houndem'den Zeyd Mirza'ya birkaç bir şey aldım. Atlet falan da var. Bir de üstünü değiştirdim arkadaşlar. Çünkü üstünü şey ıslatmıştı. Hemen atlet giydirdim. Altını falan aldım. Ve şimdi arkadaşımın yanına aşağı iniyorum. Anneciğim ve Zeyd Mirza'nın bebek arabasını sanırım döndüreceğim. Aslında uyuması lazım. O yüzden şu an döndürmek istemiyorum. Yoksa sürekli dışarıyı izliyorum. Hele şuna bakın hele. Uykusundan uyandı, şaşkın ördek gibi yürüyor. Biz de biraz parkta yürüyüş yapalım dedik arkadaşlar.
Spor amaçlı. Çocuklar da şöyle hava alıyor. Bu arada Zeyd Mirza'yı döndürdüm. Kendisi burada. Patates yiyor. Zeyd bak. Aşkım. Zeyd. Nereye bakıyor? Çiçeklere bakıyor. Güzel mi çiçekler? Bak. Ay yazılır. Kendisi sürecek. Hadi gidelim parka. Ve adımlarımızı atalım. Aynen. Yer olsun duruyorum. Zeyd Mirza yine şişeyi açmış. Anneciğim neden? Hep üstüne döküyorsun ama içmiyorsun ki. Hep üstüne saçıyor arkadaşlar. Ama olsun, hava sıcak daha. Değil mi bir tanem? Ayağını ıslattım az önce. Kurban olurum seni verene. Minik kuş. Biz de terlikleri çıkardık. Çime basmak çok güzel. Kısa basmak. Aşkım. Canlar şöyle meyve aldık kendimize. Son bir keyif yapacağız. Ondan sonra evlere dalacağız. Saat 8'de evde olayım diyorum. Zeyd Mirza'nın uyku saati biliyorsunuz ki. O da burada keyif yapıyor. Onlara şöyle şey aldım. Bak. Şöyle baby psikotin aldım çocuklara. Onu verdim. İlk defa denedim ve gayet sevdi. Şu an ikinciyi yiyor. Onu da yesin tamam. Sonra zaten eve gideriz. Çocuklar banyoda yatırırız Hatice. Aynen. Hadi bize afiyet olsun. Şöyle ananas, çilek, her şey karışık. Arkadaşlar biz tekrardan evimize geldik. Gelir gelmez ilk başta hemen Zeyd Mirza'yı duşa aldırdım ve yatağına koydum. Zaten hemen uyudu. Şimdi o uyuyor. Ben de bir makine çalıştırdım bulaşıkları. Size şimdi bunları kaldırmadan önce küçük bir Houndem alışverişim oldu. Onu göstereceğim. Şöyle hep birlikte bakalım arkadaşlar. Aynen. Bir saniye. Tamam. Önce oğluma aldıklarımı göstereyim. Kendime zaten sadece bir bluz aldım. Şöyle Zeyd Mirza'ya iki tane yazlık tulum aldım. Çok ince ve kumaşı çok güzel. Zaten bu geript olan kumaşlar her zaman iyi. Böyle son beden zaten 92. Zeyd Mirza'nın bedeni şu şekilde. Bir de beyazını aldım. Hani dedim ki yazın en azından altına body, yani body giydirmem. Çünkü çok sıcak olan günlerde çok kalın oluyor. Bir de şöyle beyazını aldım. Pratik olur diye. Zaten Zeyd Mirza bebekken ben sürekli böyle tulumlar giydiriyordum. Gerçekten hayat kurtarıcı. Ve Türkiye'de hani akşamları da iyi oluyordu. Antalya'da falan çıktığımızda otelden. Hemen bunu böyle giydiriyordum ve pratik oluyordu. Daha şu anlık iki tane aldım. Tabii yine alırım tatile gitmeden de. Ondan sonrasında ay bu buraya takılmış kız. Şöyle atlete ihtiyacı vardı. Bu kolsuzları, yaz atletleri şöyle aldım. Üçlü bir set, yine kumaşı aynı gördüğünüz gibi. Şöyle beige, beyaz ve şöyle bir rengi var. Bu da yine 92. Bu arada şu 3 parçada 3 al 2 öde vardı. Yani her birinin fiyatı 15 euro. Ve ben 45 yerine bu üçüne 30 euro ödedim. Böyle bunlar da iyi oluyor yazın. Ve kendime bunun rengi çok güzel diye almak istedim arkadaşlar. Şöyle bir crop aldım. Çok tatlı bir rengi var. Böyle hani yüksek bel pantolonlar ile çok şeker duruyor. Ve böyle salaş bir gömlek önü açık. Bence çok tatlı durur. Ve bu Tokay'da kasada görmüşken dayanamadım. Fiyatı da şöyle 2.99. Bakın çok tatlı durur. Mesela saçımı toplamak istesem çok uyumlu olur. Tam bir yaz rengi yani. Bunun fiyatı ise 9.99. Aynen. Mini alışverişim bu şekilde. Şimdi bunların da etiketini sökeyim. Zeyd Mirza'nınkilerini yıkayayım. Benimkimi direkt dolaba kaldıracağım. Çünkü ben hiç yıkamıyorum kendi kıyafetlerimi. Böyle. Neyse bunları halledeyim. Ondan sonra tekrardan açarım arkadaşlar. Canlar ben videoyu editlerken kapanış yapmadığımı fark ettim. Şu an gerçekten çok bitkinim. Bugün bayağı bir yürüdük. 11 bin adım atmışım. O yüzden çok yorgunum. Burada videoyu artık kapatmak istiyorum. Hemen zaten
Bunu da ekleyip videoyu yükleyeceğim. Yarına hazır olsun. Umarım beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bu arada kendime su koydum, onu içiyorum. Bir dahaki videolarımda inşallah görüşmek üzere. Bay bay.